Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin Nebiyyil Kerim. Ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecma'ine ila yevmiddin. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır ve hayırlısıyla tamamla. Es'adallahu avkatekum eyyuhel estikaiyel aizze. Selamullahi aleykum ve rahmetuhu ve berekatuhu. Mesaekumul khayr. Fi dersina hada dersu thamin. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Bu akşamki Arapça dersimizde birinci kitabımızın 8. dersini işleyeceğiz birlikte. Önce bugünkü derste kullanacağımız kelimeleri yani müfredatı okuyalım anlamlarıyla birlikte. Çoğu bildiğiniz kelimeler. El-kitabetu, ketebeden kitabe, yazmak. Hani yazılan şeylere de kitabe deniyor ya, yani böyle bir çeşmenin üzerindeki kitabesi, kim yapmışsa onu, ne zaman yapılmışsa, bunları anlatan şeye de kitabe denir. El-bey'u, bayi bu kelimeden geliyor. El-vücud, bulmak, mevcut diyoruz bak Türkçe'de, mevcut, bulunan demek yani. Ad-daya'u, bulmanın karşılığı, kaybolmak. Bunu da kullanıyoruz Türkçe'de. Zayi diyoruz. Nüfus cüzdanı değiştireceksin, zayinden derler. Yani kaybolduğundan dolayı. Risale, bilmeyenimiz yoktur yani. Ama yazılan kitap anlamına geldiği gibi mektup anlamına da geliyor. Risale. Yazılmış olan bir şey yani. Mibratı daha önceden görmüştük. Kalemtıraş. Saat zaten Türkçe. Liecli li. Bunlar ikisi de kullanılır. O lam eriften sonra gelen o yuvarlak yanlış bir şey. O kitabın aslında yok. Daha sonra değiştirilirken sanal alemde bu tip şeyler oluşmuş birkaç yerde. Onları sileceğiz. Bir şeyin nedeninin içini anlatmak için bu kelimeye ihtiyacımız olacak. Li ecli hada, bundan dolayı. Li hada, bunun için mesela. Mesela li ecli beyt diyor bak. Li ecli beyt, ev için yani. Eve bir şey alıyorsa bir insan lil beyti de diyebilir aynı şekilde. Li ecli beyt, lil beyt. Ev için. Buraya vücutta bulunan organların da isimlerini yavaş yavaş kullanmaya başlayacağız. Mesela reis kelimesini bilmeyenimiz yoktur. Reis bu kelimeden geliyor işte, başkan. Reis. Şu baş demek. Ketif de omuz. Mükatefe derler. Böyle birbirlerine sarılan insanlar omuzlarını birbirlerine vururlar. Ona mükatefe denir. Yani omuzlaşmak. Aynun göz. Suyun çıktığı yere de ayın denir. Zira da kol. Zira aynı zamanda eski bir uzunluk ölçüsüdür Osmanlı döneminde. Dirsekten parmak ucuna kadar, orta parmağın ucuna kadar olan bu mesafe bir uzunluk ölçüsü olarak kullanılmış. Zira. Enf. Bak bu kelimeyi de kullanıyoruz. Enfiye derlerdi eskiden. Burunluk, yani buruna çekilen şeylere enfiye denir. Enf de burun. Batın. Karın. Şar. Saç. Recil. Ayak. Fem.
ağız, yed, el, udun, kulak, zahrun, sırt. Evet, şimdi bu yukarıda verilen müfredatlarla yapılmış olan cümlelere bakacağız. Şimdi bu cümleleri ben yine mutat ikişer kere okuyayım. Hem okuduklarımı siz de tekrar edin ki diliniz bu kelimelere alışsın. Birinci cümlede eyne vecettum hâzihi s-sâ'ate. Eyne vecettum hâzihi s-sâ'ate. İki, vecedna hâzihi s-sâ'ate fî cüneynetikum. Vecedna hâzihi s-sâ'ate fî cüneynetikum. Üç, هذا الولد أخونا. هذا الولد أخونا. دوت. أنا اشتريت هذا القلم لأجل أختي. أنا اشتريت هذا القلم لأجل أختي. بش. أمي اشتريت هذه المبرات لأجل أختك. أمي اشترت هذه المبرات لأجل أختك. Altı. هو اشترى هذا الحصان لأجل ابن عمك. هو اشترى هذا الحصان لأجل ابن عمك. يدي. هل رأيتم هذه الساعة؟ هي صغيرة. هل رأيتم هذه الساعة؟ هي صغيرة. تكس. اشتريت كتابا لهذا ولدي. اشتريت كتابا لهذا الولد. دوكوس. أين الطاعة قلمك؟ أين طاعة قلمك؟ أون. قلمي ضاع في بيت أختكم. قلمي ضاع في بيت أختكم. 11. أبي باع حصانه. أبي باع حصانه. 12. أختي باعت كتابها. أختي باعت كتابها. 13. أخوكم أخذ رسالة من خاله. أخوكم أخذ رسالة من خاله. 14. هذا الولد كتب رسالة لأبيك. هذا الولد كتب رسالة لأبيك. 15. أخوك هل باع ساعته؟ أخوك هل باع ساعته؟ 16. أمك هل كتبت رسالة لأجل ابنتها؟ أمك هل كتبت رسالة لأجل بنتها؟ 17.
hiye ketebetir risalete libintiha. Hiye ketebetir risalete libintiha. 18. Eyne da'at sa'atuke? Eyne da'at sa'atuke? 19. Haluna ketebe hâzihi risâlete li ecli ahîke. Haluna ketebe hâzihi risâlete li ecli ahîke. 20. Ahî eydan ketebe risâleten li ecli cârikum. Ahî eydan ketebe risâleten li ecli cârikum. Şimdi birinci cümleye bakalım. Eyne vecettum. Bir grup erkek var önümüzde. Onlara diyoruz ki eyne vecettum. Nerede buldunuz? Hâzihi sâate. Bu saati nerede buldunuz? Vecede bulmak. Vücut yani. Vücut buldu derler bak. İkisi de bulmak anlamında. Mevcut zaten bulunan demek. Eyne vecettum, nerede buldunuz? Erkek topluluğuna soruyoruz. Cemi, çoğul. Saat kelimesi de müennes olduğu için onun ismi işareti de hadihi, o da müennes gelmiş. Bir uyum. Müennes eşyaya müennes ismi işaret kullanılıyor. İkincide cevap veriyor onlar. Vecedna, biz bulduk. Bu erkekler söylüyor. Hâzihi sâate, bu saati biz bulduk. Nerede? Fî cüneynetikum. Sizin bahçenizde bulduk saati. Bu saati sizin bahçenizde bulduk. Bakın. Buldum, vecedtu, bulduk, vecedna. Birisi nefs-i mütekellim vahde, birisi nefs-i mütekellim maal gayr. Yani birisi birinci tekil şahıs, ikincisi de birinci çoğul şahıs. Hâzel veledu ahûnâ. Üçüncü cümlede, hâzel veledu, bu erkek çocuk, ahûnâ, bizim erkek kardeşimizdir. Yani bu çocuk, veled, bizim erkek kardeşimizdir. 4. Ene iştereytu. Bakın zamirle fiil nasıl uyum sağlıyor. Ene, ben, iştereytu, satın aldım. Müşteri bu kelimeden geliyor. Ene iştereytu. Satın aldığı şey ne? Hâzel kaleme, bu kalem. Kalem müzekker bir kelime olduğu için ismi işareti hâzâ geliyor bakın. Niye almışım bu kalemi? Li ecli uhti. Kız kardeşim için. Bu kalemi kız kardeşim için satın aldım. Li ecli. Bu 8. derste geçti bu kelime. Li veya li ecli. İkisi de bir şeyin sebebini bildirir. Bu kalemi almamın sebebi kız kardeşim yani. Kız kardeşimi almışım. Kız kardeşim için almışım. Demek. 5'e bakıyoruz. Ümmi, annem. Buradaki ya mülkiyet zamiri. Yani benim annem. İşterat, satın aldı. Bak işterat müennes olduğu için. Hâzihil mibrate, bu kalem tıraşı annem satın aldı. Kime? Liecli uhtike, senin kız kardeşine. Senin kız kardeşin için satın aldı annem bu kalem tıraşı. 6. cümleye bakın. İştara. Huve iştara. Huve o. O satın aldı. Ne aldı? Hâzel hisâne. Bu atı. Niye almış bunu? Li eclibne ammike. Amcanın oğlu için satın aldı.
senin amcanın oğlu. Karşımızdaki bir erkeğe söylüyoruz bunu. Liyeclibni ammike. 7. Hel raytum vecettum gibi bakın. Aynı vezinde vecettum raytum. Siz gördünüz mü? Hel istifham edatıydı. Aynen eyne gibi. O yer sorardı. Bu da mi, mı gibi. Hel raytum, gördünüz mü? Hâzihi saate. Bu saati gördünüz mü? Hiye sahiratun. Hiye, o saat sahiratun, küçüktür. O küçüktür. Sekiz. İşteraytu, satın aldım. Ene işteraytu demişti dördüncü cümlede. Sekizincide eneyi kaldırmış. İşteraytu deyince zaten ene de var bu işin içerisinde. Ama aradaki fark ne? Birisi zamirle başlıyor isim cümlesi, birisi fiille başlıyor fiil cümlesi olmuş oluyor. Yoksa anlatımda farklı bir şey değil yani. Gene diyor ki satın aldım ne? Kitaben, bir kitap satın aldım. Kime almış, kim için almış? Lihadel veledi, bu oğlan çocuğa, bu oğlan çocuk için bir kitap satın aldım diyor. 9. Eyne, nerede? Da'a, kayboldu. Kalemuke, senin kalemin nerede kayboldu? Cevap veriyor 10. cümle. Kalemi da'a. Kalemim kayboldu. Nerede kayboldu? Fi beyti uhtikum. Kız kardeşinizin evinde. Uht. Çoğulu ehevat. Kız kardeşler demek. Eh, erkek kardeş. Uht. Kız kardeş. 11. Ebi, babam, ba'a hisanehu. Babam atını sattı. Ba'a yebi'u bey'an. Sattı, satıyor, satmak. Uhti, 12. cümle. Uhti, kız kardeşim, ba'at, sattı. Neyi? Kitabeha. Kitabını. Ha zamiri uht. Müennesine gidiyor. Onun için ha. Ehi olsaydı kitabehu olacaktı. Erkek kardeş. Dolayısıyla müzekker zamir. Kız kardeş. Dolayısıyla müennes zamir. 13. Ahukum, sizin kardeşiniz, erkek kardeşiniz, ehede aldı. Ehede kelimesi daha önce geçmişti birkaç yerde. Aldı. Risaleten bir mektup aldı. Kimden? Min halihi, dayısından. Kardeşiniz, yani erkek kardeşiniz dayısından bir mektup aldı. Ehezeyi cümlenin başına da getirebilirdik. Eheze ehukum de diyebilirdik. O zaman fiil cümlesi olurdu, fiille başladığı için. Ama burada isim olan eh ile başladığı için isim cümlesi. 14. Hâdel veledu كتب رسالة لأبيك. هذا الولد, bu çocuk, bu oğlan çocuk, كتب, yazdı, رسالة, bir mektup, لأبيك, senin babana. لأبيه de olabilirdi, babasına, kendi babasına. Ama senin babana yazmış. لأبيك.
15. Ahuke erkek kardeşin helba'a sattı mı? Neyi? Sa'atehu. Erkek kardeşin saatini sattı mı? Cümlenin başına da heli getirebilirdik. Çoğu yerlerde olduğu gibi. Ama konuşma metinlerinde bunlar yer değiştirebilir. 16. Umbuke, senin annen, bir erkeğe söylüyoruz karşımızda. Helketebet yazdı mı? Senin annen yazdı mı risaleten bir mektup? Kime? Li ecli bintiha. Kızına, kendi kızına. Ha zamiri neye dönüyor? Kelimesine dönüyor. Müennes olduğu için anne ha zamiri kullanmış. Burada maksat li ve li ecli kelimesini alıştırarak bunu kendimize mal etmemiz. Mesela niye geldin diye soruyorsun birine. Limada ci'tehum, buraya niye geldin diye soruyorsun bir erkeğe. O da diyor ki ci'tu li ziyaret ummi. Ci'tu li ziyareti ummi. Annemi ziyarete geldim diyor. On yedi. Hiye ketebeti risalete. Hiye belli ki bir bayandan söz ediyoruz. Huve değil. Huve'nin tam zıttı. Üçüncü tekil şahıs ama bayan. Hiye o bayan. Dolayısıyla bakın ketebet geldi. Geçeceğimiz için esre ile harekeliyoruz. Ketebettir risalete. Sakinden geçiş olmaz ya. Geçeceksek esre ile geçiyoruz. Hiye o bayan ketebeti risalete mektubu yazdı. Mektup yazdı. Tabi lam-ı tarifle geldiği için mektubu, bilinen bir mektup var orta yerde. Kime yazmış onu? Libintiha. Kızına, yani kendi kızına yazmış. Çünkü hiye. Belli ki bir anne. O hiyenin işaret ettiği, gösterdiği kadın anneymiş ki kızına mektubu yazmış. O mektubu kızına yazdı. On sekiz. Eyne da'at. Nerede kaybetti? Da'at olunca burada kayboldu. Çünkü gelen kelime saat kelimesi müennes olduğu için eyne da'at sa'atuke, saatin nerede kayboldu? Fiil ile fail arasında böyle müenneslik ve müzekkerlikte uyum olması lazım. Arapçada önemli bir kuraldır bu. 19. Haluna dayımız ketebe yazdı. Hadihi risalete bu mektubu dayımız yazdı. Kime? Liecli ehike. Senin erkek kardeşine yazdı. Dayımız haluna. Veya ketebe haluna da olabilirdi. Fiil cümlesi kurardık. Ketebe haluna hadihi risalete bu mektubu dayımız yazdı. Li ecli ehike. Senin kardeşine. Son cümle. Ehi benim kardeşim. Eyzan benim kardeşim de. Ketebe yazdı ne? Risaleten bir mektup. Li ecli carikum. Komşunuza. Car, erkek komşu. Benim erkek kardeşim olunca erkek
komşumuza mektup yazması gayet normal. Evet, şimdi taaruf. Et-taarufu. Tanışma. Yani ilk gördüğümüz insan bir selam alışverişinden sonra, zaten Araplarla selamlaşmak bizim birbirimizle yaptığımız selamlaşmadan hiçbir farkı yok. Selamu aleyküm selam, merhaba, merhaba. Bunlar bizim Türkçemizde kullandığımız şeyler. Ondan sonra lüzum halinde veya bunlar size sorulabilir. Bir otele gittiniz, verdiğiniz şeylerinizi neyse veya size adam soruyor işte. İlk soracağı şey mesmuke. Adınız ne? İsim zaten isim, bak değişmiyor. Sadece oradaki ma soru edatı. Ne yani? Mesmuke. Adın nedir? İsmi Hüseyin mesela. Yani. Mesela bak, mesela bile mesela yani. Türkçe. Mesela. Örneğin diyorlar ya, örneğin Ermeniceymiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkçe değil. Ardından sormaya devam ediyor. Mesmu ebike. Babanın adı ne? İsmu ebi Muhammed. Mesela. Mesmu zevcet. Hanımınızın adı veya eşinizin adı. Zevce her zaman hanım. T varsa sonuna hanım. T yoksa o koca. Zevç erkek. Zevcetun, yani sonuna yuvarlak T varsa o da kadın. Mesela adama soruyor. Mesmu zevcetik. Eşinizin adı nedir? O da ismu zevceti fulane. Mesela yani. Fulan, filan diyoruz ya biz Türkçe'de. O da Arapçadır. Ama filan değil. Fulan, fulan. F'nin ötresi var. Hanımın adını söylüyor. Ondan sonra bir soru daha soruyor ona. Eyne tedrus? Tedrus, dirase, ders. Bu da Türkçe yani. Kullandığımız bir kelime. Nerede okuyorsun? Eyne tedrus? Ne diyor cevabında? Edrusu okuyorum. Bu fiili muzari işte. Yani şimdiki zamanı anlatıyor. Edrusu okuyorum. Fi camiat Ankara. Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Fi camiat Kahira mesela. Fi camiat London. Gibi. Nerede okuyorsa ona göre cevap verecek. Evet. Üçüncü safha, bize verilen Türkçe bir cümleyi Arapçaya nasıl çeviririz? Türkçe bir kelime verilmiş bize. Nedir o mesela? Birinci kelimeye bakalım. Kalem tıraşı mı gördün mü? Bir erkek arkadaşa soruyoruz. Yanımızdaki sıra arkadaşımıza diyoruz ki hel ra'eyte, gördün mü? Bayansa bir bayan öteki bir bayana soruyor. Hel ra'eyti, erkekle kadın arasındaki şey üstünle esre farkı işte. Ra'eyte erkeğe sorulur. Ra'iti bayana sorulur. Mibrati benim kalem tıraşım. Kalem tıraşımı gördün mü? Soracağımız bu işte. Hel ra'ite, gördün mü mibrati? Veya kalemimi gördün mü desek? Hel ra'ite kalemi. Kitabımı gördün mü? Hel ra'ite kitabi. Sonundaki o yeşil olan ya T ile birlikte. Mibrat zaten T, mibratın T'si yani. Müennes bir kelime. Ama sondaki ya mülkiyet zamiri. Yani benim, bana ait bir
kalem tıraşından söz ediyoruz. Evet, ikinci cümleye bakalım. Biz senin kalem tıraşını evinizde gördük. Gördük diyor. Ra'aytu gördüm. Ra'ayte sen gördün. Ra'eyna. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Bu iyi kitabı nereden satın aldın? Nereden bak. Nerede? Eyne. Nereden? Mineyne. Mineyne ciğite. Nereden geldin mesela? Mineyne işlerayte. Nereden satın aldın? Hadel kitabe, bu kitabı. Nasıl bir kitap? El ceyyide. İyi kitap. Cedid deseydi yeni kitap olacaktı. Müceddit bu kelimeden geliyor mesela. Yenileyici demek. Ceyyid, güzel. Ceyyid cidden çok güzel demek. Gerçekten güzel. Evet, dörde bakıyoruz. Babam bu atı sizin bahçede gördü. Gören kim? Babam. Ebi. Görme fiili neydi? Ra'a. Ebi ra'a veya ra'a ebi. Fiil cümlesi de yapabiliriz. Ebi ra'a. Babam gördü. Hadel hisane. Bu atı nerede? Fi cüneynetiküm. Sizin bahçenizde gördü bu atı. Beş. Bu mektubu bulduk. Bu mektubu bulduk. Bulduk. Bulan biz. Yani birinci çoğul şahıs. Vecedna, vecede buldu. Mevcut kelimesi bizim en çok kullandığımız bir kelime. Vecedna, biz bulduk neyi? Hadihi risalete, bu mektubu. Bu mektubu biz bulduk. Buluntu bir mektup yani. Diyoruz ki bu mektubu biz bulduk. Vecedna hadihi risalete. Veya onun yerine diyelim kalem bulduk. Vecedna hadel kaleme. Kalem müzekker olduğu için hazihi değil de hada diyoruz. Vecedna hadel kitabe. Bu kitabı bulduk. Altı. Kız kardeşim bir saat buldu. Bulan kim? Kız kardeşim. Uhti kelimesini başına getirebiliriz. Ama burada fiil cümlesi fiille başlamış. Vecedet. Vecede, veceda, vecedu, vecedet. Bakın şurası. Vecedet. Bulan bayan olduğu için. Uhti, benim kız kardeşim buldu. Neyi? Ne buldu? Saaten. Bir saat. Bir kol saati. Neyse. Vecedet. Uhti. Saaten. Evet, yedinci kelimeye bakalım. Erkek kardeşiniz bu küçük saati gördü mü? Gördü mü? Hemen bakın, hel. İstifham edat. Hel ra'a, gördü mü? Kim? Ahuke. Senin erkek kardeşin gördü mü? Neyi? Hâzihi sâate, bu saati. Nasıl bir saat? Es-sagîrate. Bakın, saat kelimesini vasıflandıran küçüklük sagir kelimesi. Araplar daha çok zigir derler. Zigir. Sagir ancak böyle konferanslarda duyarsınız. Halkın konuşmalarında, avamcalarda zigir. Zigire yani. Ama biz önce kitabi, fusha Arapçayı görüyoruz. Fakat Araplarla tanışıp görüşmeye başladığımız zaman bir kelimeyi nasıl konuştuğunu onun dilinden öğreneceğiz. Evet, sekizinci cümleye bakalım. Bu kalem bu çocuğundur. Bu kalem. Hadel kalem. Hazel kalem. Kimindir? Bu çocuğu. Li hazel velet. Belli ki erkek çocuk. Li
Bu çocuğa aittir, bu çocuk içindir, bu çocuğundur demek gibi bir cümle. Dokuzuncu cümleye bakıyoruz. Kalem bu bahçede kayboldu. Kalem. Kaybolan ne? Kalem. Kaybolma fiili neydi? Da'a. Zayi olmak. Da'al kalemu. Kalem kayboldu. Nerede? Fi hadihil cüneyneti. Cüneyne müennes olduğu için bakın hadihi geldi. Müennes o da. Peki 10. cümleye bakalım. Biz kitabınızı gördük. Gören kim? Biz. O zaman nahnu isim cümlesi olarak kullanıyoruz. Ra'eyna. Biz gördük. Neyi gördük? Kitabekum. Sizin kitabınızı. Nahnu ra'eyna kitabekum. Biz kitabınızı gördük. Kitap burada meful olduğu için yani görünen şey meful. Nahnu ve ra'eyna şeyi zamiri zaten fail. İşi yapan. Yapılan işte görmek. Ra'a fiili. 11. Ev bahçenin içindedir. Ev. El beyt. El menzil. El dar. 3 tane kelimeyi kullanabilirsiniz. Neredeymiş? Bir yerini tespit ettiğimiz zaman deda manasında fi kullanıyormuş. Fil cüneyneti. Bahçenin içindedir yani. Ev bahçenin içindedir. Bahçeli bir evden söz ediyoruz. Apartman dairesi değil de. Apartman dairesi olsa fittabikir rabi. 4. tabaka. Türkçe'de biz onu kullanıyoruz. Kat anlamında. Ama tabaka diyor Arap. Göğün katmanlarına da tabaka diyor Araplar. Seba semavatın tıbaka. Çoğulu yani. Semavat 7 tabakadır. 7 kat. Göğün katmanları. Ama burada ne diyor? Diyor ki ev el beytu fil cüneyneti. Ev bahçenin içindedir. On ikinci cümle. Amcam atını sattı. Satan kim? Amcam, ammi. Satma fiili neydi? Satan kimdi? Bayiydi, değil mi? Bayi. Ba'a fiili. Sattığı şey ne? Kendi atı. Hisanehu. Kendi atını satmış. Onu. Bu baba oğluna bir saat satın aldı. Satmak ba'a idi, satın almak iştera idi. Müşteri satın alandır, ba'i de satandır. Evet. Bu baba, hadel eb, bu baba. Baba müzekker olduğu için onun ismi işaretinin hada geleceği müsellem. Ne yapmış iştera? Satın aldı, müşteri oldu. Ne? Saaten, bir saat satın aldı. Kime? Kim için? Li veledihi. Oğluna. Kendi oğluna. Bak o kırmızı olan he zamiri babaya gidiyor. Baba müzekker olduğu için onun zamiri de müzekker. 14. Bu mektup kız kardeşimedir. Yani kız kardeşimin için yazılmış bir mektuptur demek istiyoruz. Bu mektup
Mektup risale müennes olunca ne diyeceğiz? Hâdihi risâletu. Bu mektup kimindir? Li ecli uhti. Benim kız kardeşim içindir. Benim kız kardeşimedir. Yani onun için yazılmış bir mektuptur demek istediğimiz zaman hâdihi risâletu. Risale müennes olduğu için bakın onun ismi işareti de müennes gelmiş. Hâdihi. Ama bir üstte bakın eb kelimesi müzekker olduğu için onun ismi işareti, işaret ismi hâdâ gelmiş. Bunlar birbirinden ayırıyoruz. Birine soruyoruz. 15. cümlede. Amcan nerededir? Nerededir yani? Neredenin sorusunu eyne yapıyordu. Eyne ammuke? Veya bir kız çocuğuna soracaksak eyne ammuki? Amcanız nerededir? Veya halanız nerededir diyeceğiz. Eyne ammetuke? Bir erkek çocuğa soruyoruz. Halan nerede? Eyne ammetuke? Veya bir kız çocuğa soruyoruz. Eyne ammetuki? Müzekker ve müennesi değişiyor. Evet, son cümlemiz 16. cümle. O bahçenizdedir. O derken üçüncü tekil şahıstan bahsediyoruz. Bu huve de olabilir, hiye de olabilir. Yani bir bayan da olabilir, bir erkek de olabilir. Ama burada bayan değil de erkek tercih edilmiş. Huve, o. Neredeymiş? Bahçenizde, sizin bahçeniz. Senin değil, sizin. Yani ikiden fazla şahıslar için konuşuyoruz bunu. Huve fi cüneynetik. O bahçenizdedir. Evet, 8. dersin müfredatlarını Arapçadan Türkçe'ye tercümeler ve Türkçeden Arapça'ya tercümeler bu şekilde bitmiş oldu. İntihat ders. İntihat ders, ders nihayet buldu, son demek. İntihat ders. Leyle saide, iyi geceler. İlellika, buluşmak üzere, görüşmek üzere. Maasselame, Allah'a ısmarladık.